Sevgili YouTube izleyicileri hepinize merhaba. 3 haftadır yeni içerik çekmiyordum seçim gündemi nedeniyle. Şimdi artık normale döndüğümüze göre kendi konularımıza, kendi daha mikro konularımıza geri dönebiliriz. En azından etki alanımızdaki konulara. Şimdi bu kanalda liderlikle ilgili daha önce birkaç video çekmiştim. Şimdi sosyal haritacılık yapmak istiyorum. Liderlikte 4x4 liderlik ne demektir? Bunu açacağım biraz kendimce. Sosyal haritacılık derken binlerce liderle buluştum. Buluşmaya da devam ediyorum. Aslında liderin yönettiği 4 tane alan nedir? Ve bu 4 tane alandaki kritik başarı faktörleri, kritik davranış göstergeleri nedir? Onun bir altını çizmek istiyorum. Yönetici arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu. Seviyesi fark etmez, hangi seviyede olursa olsun. Genel olarak liderliğin bir tutum, bir tavır olduğunu artık bu kanalda olduğunuza göre biliyorsunuz. Ünvandan bağımsız. Aslında liderlik özelliklerini hayatımızda birçok rolde sergiliyoruz biz. Şimdi liderlik kapasitesini büyütmek isteyen yöneticiler için bu 4 boyutun ne olduğunu konuşalım. Lider yönetici 1. kendini yönetir. 2. işini yönetir. 3. ilişkilerini yönetir. 4. ekibini yönetir. Kendini yönetirdeki 4 tane ayrı kritik başarı faktörü nedir? Eğer kendini yönetiyorsa lider yönetici, bir duygularının esiri olmaz, duygularına tutsak olmaz. Duygularının arkasındaki ihtiyaçlarını görür ve o ihtiyaçları karşılamak için stratejiler geliştirir. 2. Öğrenen zihin yapısındadır. Hayatın bir öğrenme yolculuğu olduğunu bilir. Öğrenmeyi sadece kitaplara, filmlere, videolara değil, hayatın kendisinde olduğunu, bütün aslında yaşantıda olduğunu bilir. Dolayısıyla doğaya bakarak öğrenir, bedenine bakarak öğrenir, çocuklara bakarak öğrenir. Öğrenmeyi bir araç olarak, niyet olarak hayatında sıklıkla kullanır. 3. İrade gösterir dedim. İrade tabii ki sadakat, sabırla ilgili bir yer. Hedefleri doğrultusunda hedefine ulaşabilmek için öz disiplin sergiler. İrade böyle bir şey. Kararlılıkla ilgili bir yer, azimle ilgili bir yer, zorluklar karşısında toparlanma kabiliyetini kullanmakla ilgili bir yer, esnek ve yılmaz olmanın yollarını aramakla ilgili bir yer. 4. Lider yönetici kendini yönetirken anlam arar. Yaşam amacını gerçekleştirebileceği bir işte çalışıyordur. Onun köprüsünü kurar. Bunu daha önce değinmişizdir. Yaptığı her işte aslında o anlamı arar. Yani niye sorusunun cevabını arar. Eğer kendini yönetir diyorsak liderin özellikle bu 4 boyutta kendisine bir bakmasını tavsiye edeceğim. 2. Lider yönetici işini yönetir. İşini yönetmede 4 başlık sayacağım. 1. İşini tümüyle sahiplenir. Bu uçtan uca sahiplenme, hesap verebilirlikle ilgili bir yer, bütünsel bakış açısıyla ilgili bir yer ve etki alanını genişletmesi gerekir. Oradan da harekete geçmesi gerekir. 2. Lider yönetici işini yönetirken optimisttir. Optimizm gerçekçi ve iyimser olmakla ilgili bir yerdir. Bu bakış açısıyla olmazları olura dönüştürmenin yollarını arar, stratejiler üretir, yaratıcıdır. 3. Katkı sunar dedim. Her insan bu hayata ve tabii ki işine kendi kişisel imzasını atmak ister. Bu anlamda otantik varlığını gösterebilmek için geleneksel yöntemleri belki bir kenara bırakıp kendi kişisel imzasını nasıl atabilir, katkısını o işe, o şirkete nasıl sağlar, buna odaklanmalıdır. 4. Önceliklerini doğru belirler dedim. Lider yönetici işini yönetirken rutinde kalmak yerine etkili ve işlevli olan ne varsa onları ajandasında önceliklendirir. 3. boyutumuz 4x4 liderlikte. Lider yönetici ilişkilerini yönetir. İlişkilerini yönetirken 1. yüzeysel değil derin ilişkiler kurar. İnsanlarla temas kurmanın yollarını arar. O yüzden liderliğinin gücünü
ilişkilerini derinliğinden aldığını bilir. Öylesine nasılsın demez, öylesine merhaba demez. Gerçekten insanlara gerçek bir ilgi göstermenin kıymetini bilir ve bunu yaşatır. 2. İnsanları anlamaya gayret gösterir. Bu yüzden de ne doğru ne yanlıştan ziyade burada ne oluyor, karşımdaki kişinin duygu ve ihtiyaçları ne gibi soruları sorar, odaklı ve bütünsel dinler. İnsanları anlamaya gayret gösteren insan elbette ki merak eder, değil mi? 3. Dürüst ve içtendir. Duygu ve düşüncelerini saklamaz, mış gibi yapmaz, değil mi? Arkadan konuşmaz. Bütün bunları burada ele alabiliriz. 4. Etkili bir dil kullanır. Bu liderin aslında ilişkilerini yönetirken etki etmesi, influence İngilizcesi, etki etmesiyle ilgili, etkileme kabiliyetiyle ilgili bir yer. Burası aslında o kişisel imajı, karizması, her şeyi konuşabiliriz. Bununla birlikte bunu yapamıyorum demek yerine örneğin ben şu anda bunu yapabiliyorum diyerek olumlu dil kullanması, kelimelerini güzel, etkili ve çeşitli kullanması, etkili, insanlar üzerinde etki yaratan, onları harekete geçirecek, ikna edici kelimeleri seçmesi önemlidir. Lider ilişkilerini yönetir dedik. 4. ve son boyut. Lider ekibini yönetir. Ekibini yönetirken 1. Her şeyde iyi olmayacağını bilir. Her şeyde iyi değildir. O yüzden çeşitli yerlerde iyi olanları ekibine toplar ve ekibindeki her bireyin ayrı ayrı gücünden faydalanır. Bu önemli bir ekip yönetimiyle ilgili parametredir. Çünkü çeşitliliğin aslında ekibin gücü olduğunu bilir ve bu gücü ekibinde toplama gayretindedir. 2. Ekibinde güven yaratır. Kuşkusuz güvenilir olmadan nasıl güven yaratacaksınız? İnsanların birbirinden öğrenmesi, birbiriyle konuşması, temas kurması, konuşulmayan konuların gündeme geliyor olması, şeffaflığın oluyor olması güven sağlamada önemlidir diye düşünüyorum. Kendisinden başlayarak tabii ki. Lider ekibini geliştirirken 3. madde şuna dikkat etmelidir. Ekibini geliştirir. Sonuçları isteyenler yöneticidir. Sonuçlara nasıl gideceği konusunda destek alanlar gerçek liderlerdir, hizmetkar liderlerdir. O yüzden de mentorluk yapar, eğitir, farkındalık yaratır ve o yolda çalışanların ve ekibin strateji üretmesi için kendi kaynaklarını kullanır, destek verir. 4. Tabii ki takdir kültürü oluşturur. Ekibini takdir eder. Takdirleri gerçek, samimi, otantiktir. Öylesine değildir, spesifiktir. İnsanları daha iyi yapma konusunda, insanların içindeki iyiyi ortaya çıkarma konusunda motive edicidir. 4x4 liderliği özetledim. Bu olanları tamamlarsak, yani 16 tane davranış göstergesi yapıyor. Açıklamaları yazacağım bunu ve yönetici arkadaşlar sizden rica ediyorum. Kendinize mesela o yazdığım yerin, kendinize yazın onu, kopyalayın. Bir deftere, bir kağıda, 1 ile 10 arasında orada bir puan verin. Sonra ekibinizin değerlendirmesini isteyin. İstiyorsanız yöneticiniz değerlendirsin, müşteriniz değerlendirsin. Kendi içinizde 180, 270 ya da 360 derece bir değerlendirme yapın. Olduğunuzla algılandığınız arasında bir fark var mı? Ortaya koyduğunuz arasında bir fark var mı? Bunu ölçmüş olursunuz ve belki çalışacağınız yere bakarsınız ve güçlü olduğunuz yönleri de devam ettirirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Ben unutuyorum bunu söylemeyi her videoda. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi gönderiyorum hepinize.